aramızdan görüş bildirmek isteyen varsa? Evet. Sayın Koç, buyurun. Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta bu salonda derneğimizin üyesi, odamızın üyesi, TÜRMOP Yönetim Kurulu üyesi sevgili Ali Rıza'yı uğurladık. Üzgünüz, gerçekten genç yaşta kaybedilmiş bir dostumuz. Ondan 3 hafta önce benim başkanlık döneminde derneğimizin genel başkanlığını yapmış Necmi Özkan'ı yitirdik. Yani sonuç olarak arkadaşlar, dostlarımızı, arkadaşlarımızı bir bir yitiriyoruz. Zamansız ölümler bunlar. İstiyoruz ki dostlukla uzun bir ömür sürelim bütün arkadaşlarımızla birlikte. Birbirimizi üzüyoruz. Daha sonra yitirdikten sonra bir iç muhasebesimizi de yapıyoruz. Gerçekten bunların niye böyle sürdüğünü, niye daha saygı ve sevgi içerisinde sorunları çözmekte bir dayanışma ruhuyla birbirimizle birlikte olamadığımızı sorguluyoruz. Ancak daha sonra yine kaldığımız yerden o acımasız eleştirilere devam ediyoruz. Mutlaka derneklerin bu dostluk ve dayanışma ruhunun geliştirilmesinde sosyal yaşam içerisinde almış oldukları rolden dolayı etkisinin büyük olduğunu biliyoruz. Ben görev yapan bu süreç zarfında arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hazırlamış oldukları faaliyet raporundaki tespitlerine birebir katılıyorum. Diyorlar ki öncelikle gönüllü bir örgütlenmenin bir araya gelmiş olduğu derneklerimizde meslek yasası antidemokratik hükümlerden arındırılmalı. Gerçekten meslek yasamız 3568 2008'deki değişiklikler birçok antidemokratik hükmü barındırıyor. Bunlardan bir tanesi 5'e 4'tür arkadaşlar. Azınlığın çoğunluk üzerindeki tahakkümüdür. Asla ve asla hiçbir demokrat insanın bunu kabul etmesi mümkün değildir. O yüzden bu mesleğin önündeki en büyük sorunlardan birisi örgütlenme açısından, antidemokratikliği açısından, böylesi gönüllü demokrat insanların bir araya geldiği bir örgütlenmenin zaten bunu da kabul etmesi mümkün değildir. Yani 5'e 4'ün çok acil bir şekilde kaldırılması gerekir. Diğer bir konu, nispi temsil sisteminin örgütlenmede, özellikle odalarda nelere mal olduğunu bu süreç zarfında hepimiz çok net bir şekilde gördük. Sadece meslekte birlik, çağdaş demokrat örgütlenmesi değil, gruplar kendi işlerinde de nispi temsil sisteminden dolayı ne yazık ki bölünüp parçalandılar. Şimdi olması gereken şey gerçekten nispi temsil sisteminde yasanın tarif ettiği şekilde bir uygulamanın, zorunlu bir uygulamanın yerine anlaşabilen insanların nispi temsil sistemine göre listeleri oluşturabilecek gönüllülük esasına bir sistemi önermelerinin doğru olduğunu. Yani yasadaki antidemokratik hükümlerden birisi daha olan nispi temsil sisteminin mutlaka kaldırılması gerekmektedir.
bugün Ankara Odası'nda, bırakın Çağdaş Demokrat listeden giren arkadaşlarımızla meslekte birlikçiler kendi işlerinde de anlaşamaz bir noktaya gelmiş durumdalar. Özellikle son 1,5 ayda yapılan toplantılara odanın etrafında 8-10 tane sivil polis genel kurul sonuçlarını bekliyor arkadaşlar. Orada çıkabilecek bir takım sıkıntılardan dolayı müdahale etmek için odanın kapısında bekliyor arkadaşlar. Yani aynı listeden gelen insanlar birbirlerine düştüler, yönetemez konuma geldiler ve birbirlerini şikayet ederek polis çağırmak zorunda kalıyorlar arkadaşlar. İşte nispi temsil sisteminin dayatmış olduğu sonuçlardan bir tanesi çok net. Sadece Ankara'da değil, Kocaeli'de, Edirne'de, Manavgat'ta birçok yerde aynı sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yani derneğin tespiti çok doğru. Gerçekten meslek yasamız antidemokratik hükümlerle bir an evvel arındırılmalı. Şimdi sadece bunu biz istemiyoruz. İktidarla birebir çalışan meslekte birlik grubu da artık nispi temsil sisteminin 5'e 4'ü işlemediği noktasında onlar da hemfikir olmuş durumdalar. Sonuç olarak gerçekten meslek yasasını bir an evvel antidemokratik hükümlerden arındırmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, gerek Sayın Genel Başkan, gerek Yeminli Odamızın Başkanı değerli dostum Halil Başağaç, küresel ekonomik kriz ve ülkemize yansımaları noktasında tespitlerde bulundular. Ben de katılıyorum. Küresel ekonominin 2008'deki finans krizinden sonra bildiğiniz gibi FED yaklaşık 3.7 trilyon dolar basarak dünya ekonomisinde sıcak paranın gelişmekte olan ekonomilere kayması ve bir ivme kazandırılması noktasında bir tercih oldu. Bu Sayın Genel Başkan'ın da söylemiş olduğu gibi sıcak para geldiğinde de gittiğinde de gelişmekte olan ekonomileri çok ciddi anlamda yakıyor. Elini tutan herkesi yakıyor. Sadece ekonomik sıkıntılarla kalmıyor. Orta Doğu'daki bizim kuzeyimizde Ukrayna, Kuzey Balkanlar, Afrika'nın birçok ülkelerinde gerek etnik çatışmalara, gerek ırkçı şöve kalkışmalara neden oluyor. Sonuç olarak enerji kaynaklarının küresel ekonominin tekrardan eski düzeyine ulaşılabilmesi için bölüşümünde sıkıntılar çıkıyor ve sonuçta Amerika istediği yere istediği rejimi getirme noktasında karışıklıklar çıkartabiliyor. Yani emperyalizm ekonomik kriz dönemlerinde dünyanın her tarafıyla istediği gibi oynuyor değerli arkadaşlarım. 2-3 gündür bütün televizyonlar FED'le yattı, FED'le kalktı. Acaba FED faizi artırma noktasında bir kararda bulunursa 3.7 trilyon doları güvenli liman olan ABD'ye çekerse gelişmekte olan ekonomiler nasıl bir sıkıntıya uğrar? Herkes bunu tartışmaya başladı. Sonuçta emperyalizm yıllardan beri istedikleri oyunu küresel ekonomi üzerinde gerek ekonomik olarak, gerek sosyal yaşam olarak, gerekse de siyasi tercihlerini onlar üzerinde dikte etmeye gayret ediyor. Şimdi dernekteki arkadaşlarımızın yine tespitlerinden bir bölüm okumak istiyorum. Saray yönetimi polis ve asker cenazelerinde AKP'ye yönelmiş olan öfkeyi HDP ve Hürriyet Gazetesi gibi kurumlara yöneltilerek öfkeyi kontrol altına almaya çalışıyor.
sokaktaki linç kampanyalarına dur diyerek bir arada yaşam anlayışının savunulması bizim açımızdan gerekiyor diyor. Gerçekten böyle. Saray artık ülkeyi yönetemez konumda değerli arkadaşlarım. Tıpkı emperyalizmin, ABD'nin ülkeyi, dünyayı yönetmekteki girmiş olduğu sıkıntı bugün ülkemizde de AKP hükümetinin yönetemez konumunu gözler önüne sermektedir. Bir barış süreci herkesin umuduydu. Barış sürecinin devam etmesi noktasında eşit birlikte yaşam, özgürce bir yaşam için tercihlerimizi ortaya koymuşken bu sürecin barış ortamı içerisinde devam ettirilmesi gerekirken böyle taleplerimiz varken bir gezi süreci yaşadık. Arkasından baskılara dur deme noktasında insanlar alanlara çıktılar. Böyle bir iradeyi ortaya koydular. Ama saray baktı ki barış ve kardeşlik ortamında istedikleri yönetimi sürdüremeyecekler. Yeniden savaşı tercih ettiler. İşte bu ülkede artık demokratlar, devrimciler, sosyalistler savaşa dur diyerek milliyetçi, ırkçı, şöven kalkışmalara dur diyerek birlikte yaşamı savunacak iradeyi her zamankinden daha fazla ortaya koymak zorundalar. Örgütlenme olarak akademik bir örgütlenmenin temsilcileriyiz. Akademik örgütlenmeler her zaman aydın örgütlenmelerdir değerli arkadaşlar. Ülkenin sorunlarını şiddetle değil, barışçıl yollardan, demokratik yollardan çözümünü önlerine koyan örgütlenmelerdir. İşte bizlerin de olması gereken yer hiçbir zaman top değildir, TÜSİAD değildir, MÜSİAD değildir, ırkçı şöen memur ve işçi sendikaları değildir. Bu örgütlenmenin de safı